Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Talak suresi 8-12. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَكَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ nice belde vardır ki atet an emri rabbihe Rabbinin emrine karşı taşkınlık yaptı ve rusulihi ve peygamberlere karşı فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَد۪يدًا biz onları, o beldeleri çok şiddetli bir şekilde hesaba çektik. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا ve görülmemiş bir şekilde onları azaplandırdık. Burada tabi beldeye bunun nispet edilmesi o beldede yaşayanlar manasında. Yani nice beldelerde yaşayan zalim insanlar var ki onlar Rablerinin emrinden, Allah'ın emrinden çıktılar, taşkınlık ettiler, peygamberleri dinlemediler. Bunun neticesinde biz çok şiddetli bir şekilde onları hesaba çektik ve görülmemiş bir şekilde onlara azap verdik. فَذَّاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا böylece onlar, o beldeler Rabbin yaptıklarının vebalini tatmış oldu. وَكَانَ عَقِبَةُ اَمْرِهَا husra ve onların işlerinin akıbeti bir hüsran oldu. Yani tamamen zarar ettiler, tamamen ziyanda kaldılar. اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا ve Allah onlara çok şiddetli bir azap hazırladı. فَاتَّقُ اللّٰهُ يَا اُلِ الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا iman etmiş olan ey akıl sahipleri, öyleyse Allah'tan korkun. Yani sadece akıl sahipleri demedi, iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a inanan, ahirete inanan akıl sahipleri, öyleyse Allah'tan korkun. Ulil elbab, lüb kelimesinin çoğulu, elbab ifadesi, lüb öz anlamında, akıl da insanda en öz bir cevher. Dolayısıyla ulil elbab ifadesi akıl sahipleri anlamında kullanılıyor. İşte bizler geriye baktığımızda tarihte helak olmuş ümmetler, milletler, onların durumuna baktığımızda alacağımız dersler, ibretler var. Onların yaptığı taşkınlığı yaparsak onların başına gelen bizim de başımıza gelebilecektir. Bu noktada aklımızı başımıza almak gerekiyor. قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا Allah size bir öğüt indirdi. Yani Allah size öğüt veriyor. Bu ayetlerle size nasihatte bulunuyor. Rasulen yetlu aleykum ayatillah mubeyyinatin. Allah peygamber gönderdi ve o size Allah'ın ayetlerini okuyor. Ve o ayetleri gayet açık bir şekilde, yani mübeyyinat, apaçık bir şekilde size beyan ediyor ve açıklıyor. لِيُخْرِجَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّرِ Allah'ın bu şekilde peygamberler göndermesi, iman eden ve salih amel işleyenleri zulümattan nura çıkarmak içindir. Zulümat, karanlıklar anlamında, nur, ışık anlamında. Zulümat çoktur. Küfrün karanlıkları, cehaletin karanlıkları, gafletin karanlıkları gibi İnsan pek çok karanlıklar içerisinde. İşte Allah peygamberini gönderiyor. Peygamberin gönderdiği esaslar dünyamızı aydınlatıyor. İşte aklımızı ilimle aydınlatıyor. Kalbimizi imanla aydınlatıyor. Önümüzü normalde göremiyoruz. Ahireti normalde göremiyoruz. İman nuruyla Allah-u Teala oraları da aydınlatıyor. Demek ki insan kendi haline kalsa karanlıklar içerisinde kalacak, ama Kur'an'a kulak verdiğinde, peygambere kulak verdiğinde karanlıklardan aydınlığa çıkıyor. Cehalet karanlığından ilim aydınlığına, küfrün karanlıklarından imanın aydınlığına, bu manada diğer bütün karanlıklardan aydınlığa insan çıkıyor. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا Her kim Allah'a inanır, salih amel işlerse yudhilhu cennetin tecri min tahtiyel enharu halidine fiha ebede Allah onu ebedi bir şekilde kalacağı altlarından nehirler akan cennetlere alır.
قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهُ رِزْقًا Allah ona rızkı gayet güzel kılar. Yani Allah onu gayet güzel bir şekilde rızıklandırır. Dünyada da Allahu Teala'nın gayet güzel rızıklarına muhatap oluyoruz. İşte ne güzel sebzeler, meyveler veya bunlardan yapılan yemekler. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın maddi olarak gönderdiği bir takım rızıklar. Ama bu dünyada görmüş olduğumuz bu rızıklar aslında cennettekilerin birer numunesi. Allahu Teala bunların asıllarını cennette yaratmış, dünyada da bunların numunelerini yaratıyor. İşte numunelerini bize gösteriyor ta ki asıllarına iştahımız açılsın. Asıllarını kazanmak için bir gayret içinde olalım. Dünyada bu rızıkları her zaman tam elde edemeyebilir insan. İstediği rızkı bulamayabilir. Fakat cennette fîhâ mâ teştehîl enfüs ve teledzül âyun orada nefislerin çektiği ve gözlerin lezzet aldığı her şey var. Ve insan ne isterse en güzel rızıklar orada var. İşte Allahu Teala hem de daimi, ebedi bir şekilde ehli cennete rızık verecek. Allahu'l-lezî halaka seb'a semâvât. O Allah ki seb'a semâvâtı yarattı. Yani yedi kat semayı yarattı. Ve minel ardı mislehunne ve arzdan da yeryüzünden de bunların mislini yarattı. Burada seb'a semâvât nazara veriliyor. O Allah ki seb'a semâvâtı yarattı. Arzdan da yeryüzünden de seb'a semâvâtın mislini yarattı. Seb'a semâvâttan yani yedi semadan murat ne olabilir? Bunun değişik cihetleri var. Mesela sema'ed dünya diyoruz. Dünya seması veya yakın sema. Bir insanın mesela evinin tavanı, çatısı bir nevi semasıdır. Dünya bizim bir evimiz gibi büyükçe bir ev. Gök kubbe bunun bir seması hükmünde. Ama bu gördüğümüz yakın sema, görmediğimiz daha alemler var. O alemlerin her birinin de seması bulunmakta. Seb'a semavat dediğimizde 7, 70, 700 bunlar Arapçada çokluk ifade eder. Dolayısıyla bütün alemlerin her birinin kendine göre seması bulunmakta. Hatta cennetinde kendine göre seması bulunmakta. Bir de burada düşünülebilecek şeylerden biri belki şu. Allahu Teala 7'de bir takım sırlar meydana getirmiş. Mesela haftanın günleri 7. Renkler elvan-ı seba deniyor. 7 renk. Sesler 7 farklı nota şeklinde, 7 farklı ses şeklinde. Öte yandan atmosferin katmanları 7 tabaka halinde, yerin derinlemesine tabakaları 7 tabaka halinde ve atomun elektronları 7 farklı şekilde dizilebiliyor. Bütün bunlarda herhalde bir takım sırlar var. Onun gibi bütün alemi düşündüğümüzde bütün alem seb'a semavat ve arzdan meydana geliyor. Yani hepsine seb'a semavat ve arz deniliyor. Ama bunlar başlıca 7 bölüm halinde düşünülebilir. Ve illa 7 ile sınırlı mı anlayacağız? Bunun başlıcası 7 olup kesretten kinaye, çokluktan kinaye manası da düşünülebilir. Bu durumda seb'a semavatı 7 semayı ifade ettikten sonra acaba arzdan da bunun misli yaratıldı. Bu neyi ifade eder? Dünyada da 7 tane kıta var. Kuzey Amerika, Güney Amerika gibi bunları da ayrı ayrı saydığımızda dünyada başlıca 7 kıta var. Demek ki en azından bu mana doğrudur. Bu yönüyle değerlendirilebilir. 7 ayrı kara parçası dünyayı meydana getiriyor. Küre-i arzı meydana getiriyor. Ve dünyanın etrafındaki hava tabakası 7 farklı katmandan meydana geliyor. Dünyanın içi taş küre olarak 7 farklı katmandan meydana geliyor. Oralarda da yine 7 ile alakalı bir takım sırlar söz konusu. Bir de mahlukiyet ve içinde mahlukatın yaşaması o noktadan da düşünülebilir. Yani semanın da kendine göre sakinleri var. Allah 7 semayı yarattığı gibi şu dünyayı da yarattı. Semanın kendine münasip sakinleri olduğu gibi melekler, ruhaniler şeklinde şu dünyanın da kendine göre
sakinleri vardır ve dünyanın da karalarda, denizlerde, havada her yerinde canlılar bulunmaktadır. Malum mesken sakinleri içindir. Yeryüzünün de hemen her tarafında oraya münasip bir şekilde sakinleri bulunmaktadır. Yetenezzelül emru beynehunne, bunlar arasında emir iner. Yani Cenab-ı Hak bunları idare eder. Hem gökleri hem yeri Allah-u Teala idare eder. Ve dünyanın tedbiriyle alakalı nice tasarruflar söz konusu. Bütün bunlarla ilgili emirler Allah'tan gelir. Ve Cenab-ı Hak arş-ı âlâdan direktiflerini vermektedir. Mekandan münezzeh olan Allah-u Teala emirlerle, direktiflerle alemi idare etmektedir. لِتَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Yani Allah-u Teala bu kadar semaları yarattı, dünyayı bu şekilde yarattı ve bunları da idare ediyor. İşte siz bunlara bakıp da Allah-u Teala'nın her şeye kadir olduğunu bilesiniz. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شَيْءٍ اِلْمًا. Ve bir de şunu bilesiniz ki Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Burada Allah-u Teala'nın kudreti ve ilmi, iki şeye dikkat çekiliyor. Allah'ın gücü her şeye yeter. Allah'a zor diye bir şey yoktur. Öte yandan Allah ilmen her şeyi kuşatmıştır. Tabii insanın bunu anlaması belki biraz zor olabiliyor. Allah-u Teala zatının birliğiyle beraber alemi nasıl idare eder? Şöyle düşünmeye çalışalım. Mesela dünya genişliğinde bir fabrika olsa ama bu fabrika full otomasyon, tamamen otomatik bir şekilde ayarlanmış, bir tek düğmeye basmakla her tarafındaki faaliyet başlamış olur. Ve bu sistemi kurduktan sonra işletmek zor değildir. İnsanlar nasıl ki elektriği bularak, teknolojik bir takım sırlara ulaşarak böyle bir şeyi yapabilirler. Bu aklen de reddedilecek bir şey değil. Allah-u Teala bütün mahlukatı kendisine mukabil yapmış. Her mahluk ile ehadiyetiyle doğrudan alakadar ve dolayısıyla her mahluk onun emirlerine boyun eğmiş vaziyette. Her mahluku ona göre zaten yaratmış. Böyle olunca Allah-u Teala'nın bütün alemlerde tasarrufta bulunması anlaşılmayacak bir mesele değil. Yani yaratan elbette idare de eder. Bütün alemi Allah-u Teala çok kolay bir şekilde idare eder. Çünkü o her şeye kadirdir. İşte bir çiçeği yaratmak, bir bahçeyi yaratmak gibi ikisini kıyas edecek olursak, Allah-u Teala bir çiçeği yaratma kolaylığında koca bir bahçeyi de yaratır, koca bir baharı da yaratır. Bunların birbirine nispetle daha az veya daha çok olması, daha kolay daha zor olması söz konusu olmaz. Çünkü Allah-u Teala'nın bunlara yönelik emirleri aynı nispettedir ve hepsini kolaylıkla idare edebilmektedir. Öte yandan Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Denizin derinliklerindeki balıklar da onun rahmet hazinesinden rızıklarını elde ediyorlar. Koskocaman bir balina aç bırakılmıyor. Karalarda diyelim karınca rızkını bulabildiği gibi fil de rızkını bulabiliyor. Bunların her birisi gerçekten de rızıklandırılıyor. İşte kimin neye ihtiyacı varsa onu göndermek elbette ilimli olur. Mesela bir takım yardım kuruluşları var. O yardım kuruluşları arıyorlar kimin ihtiyacı var. Öğrendikten sonra yardım ediyorlar. Ama bilmedikten sonra elbette yardım edemezler. Önce bilecekler, ardından yardım ederler. Allah-u Teala her muhtacın imdadına yetiştiğine, her canlıyı rızıklandırdığına göre elbette Allah-u Teala biliyor. Ela ya'lemu men halak, yaratan bilmez mi? Elbette yaratan bilir ve ona göre idare eder. İşte Kur'an-ı Kerim bu gibi sırları bize anlatıyor ve bu sırlarla şu insan alemlerin Rabbine muhatap oluyor ve böylece şu küçüklükten kurtuluyor ve
doğrudan doğruya alemlerin Rabbine İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyerek namazda hitap edebiliyor ve ona ibadetini takdim ediyor. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.